Uzun zamandır ucuza nasıl coin alırım diye soruyordunuz. Sizlere yeni bir site buldum. Emomorok sitesinden Koray kodunu kullanarak %7 indirimle coinslerinizi alabilirsiniz. İnlal veya diğer kredi kartları için G2A ödeme seçeneğine tıklayabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Koray. Bugün sizlerle beraber FIFA Mobil 18'de takımımız siz kurun serimizde sonunda benden bir tane Team of the Year ilk 11 oyuncusu istediniz. Ve bugün sizlerle beraber Team of the Year ilk 11 oyuncumuzu alacağız arkadaşlar. Ve bunun için harcayacağım coins miktarı yaklaşık 4 milyon coins olacak. Gerçekten yüksek bir meblağ, yüksek bir miktar. Ancak sizler bunu karşılamak için herkesten bir like bekliyorum arkadaşlar. Bu videoya tamı tamına kaç like bekliyorum? Tam 5000 like bekliyorum. Artık videolara 3000-4000 like gelmeye başladı. Bu videoya 5000 gelir ya. Çünkü Team of the Year ilk 11 oyuncumuz oluyor sonunda. Ve takımda 90 ay eksi sadece bir tane oyuncu kalacak. Ve gerçekten muazzam olacak arkadaşlar. Yeniyseniz de hoş geldiniz diyorum. Kanala abone olun. Bildirimleri açın. 100.000 aboneye adım adım gidiyoruz. Artık şu plaketimizi alalım. Bizim de bir plaketimiz olsun. FIFA Mobil kanalı olarak Türkiye'de ilk plaketimiz alabiliriz. Haydi bakalım arkadaşlar. Şimdi o zaman pazara gelelim. Ben buraya aratmış mıydım? Yoksa oyunu kapattım mı? Kapatmışım oyunu. Hemen tekrardan aratalım. Miktarını, fiyatını falan biliyorum. Şuraya 4 milyon 4000 böyle bir şey yazıyordum. Ve bunlar çıkıyordu. Ve arkadaşlar 3 milyon 960 bin coin ise gördüğünüz gibi bir tane var ve çok da güzel bir fiyat bence. Ve onu şimdi sizlerle beraber alıyorum. Hazır mısınız? Bu arada driblinginin kaç olduğunu merak ettim. Önemli değil aslında o kadar ama. Oha 100 driblingi var, harika. Ve Dani Alves. Evet arkadaşlar, herkese hayırlı uğurlu olsun. Takımıma da hayırlı uğurlu olsun. 100 orta açma, 100 top kontrolü var. Dikkat çeken 99 sprintası falan var. Gerçekten muhteşem bir kart. Çok işime yarayacak bir kart tabii ki de. En yüksek gene basalım bakalım. Takım 92 gen oldu. Hemen beceri geliştiricilerinden de boost'unu da basabiliriz arkadaşlar. Ve 94 gen Team of the Year ilk 11 oyuncumuz takımımıza hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Gerçekten muazzam ya. Ve ama coins'im bitti. Onu nasıl halledeceğiz? Bir şekilde hallederim diye düşünüyorum ama birazcık zorlanacağım. Şimdi arkadaşlar ilk olarak Cavani'yi yükseltmeyi planlıyorum. Daha yükseltir miyim bilmiyorum bu videoda. Bu videoda aslında yükseltsem olabilir ya. Bu videoda yükseltilebilir. Şunların hepsini bir bas. Tamam arkadaşlar, ben bu videoda Cavani'yi yükselteceğim. Çünkü yerine başka bir oyuncu almama kararı aldım. O yüzden Cavani'yi bu videoda yükselteceğim arkadaşlar. Yani bu bütün antrenman XP'lerini basıyorum. Ki Cavani artık bir driblingini yapsın arkadaşlar. Gerçekten bu bizim için çok çok önemli olan bir durum. Hani artık bir, bu da Rainbow yaparsa çok işime yarayacak. Önce bir gen arttıracağım, bakacağım. Sonra bir gen daha arttırabilirim belki. Bakacağım yani duruma göre. Haydi bakalım arkadaşlar, o zaman 3, 2, 1. Cavani'ye 235.000 coins verdim. Tam bayağı güzel verdim ve dribbling 89 oldu. O zaman bir kez daha yükseltelim. Ve artık fullensin yani, yeter artık değil mi? Ve bir tane daha basıyoruz. Ve arkadaşlar sonunda Cavani'miz de Rainbow yapıyor arkadaşlar. Ve Cavani gerçekten çok sevdiğim bir santrafor. Reaksiyon uzaktan şurada çok yüksek değil ama reaksiyonla pozisyon alması harika. Bitiriciliği de muazzam olduğu zaman sprint hızı, driblingi falan da güzel yani. Fena bir oyuncu değil arkadaşlar. Orta açması düşük olması bir santrafora göre gerçekten çok aşırı normal bir şeydir. Ve çok da iyi bir şey yani. Hiç sıkıntılı bir durum yok arkadaşlar. Şimdi hemen bu yeni kadromuzla, harikalaşan, muazzamlaşan kadromuzla bir maça girmeden önce bir liglerimize kontrol edelim. Ödüllere bakalım. Ödüllerde Dele Alli ne durumda? 20 tane birikmiş mi o? Birikmemiş de olabilir. Şu anda 12 tane birikmiş. Bayağı güzel birikmiş yine de. Şurada ödüllere bakalım. Buradan hiç yapabildiğim bir şey var mı? Evet arkadaşlar. 2 galibiyetten sonra da hem 5'te 5'lik de maç kazanma görevi tamamlanacak. Hem de bu görev tamamlanacak. Yani bayağı bir lig puanı da alacağız o şekilde. Ve Dele Alli'yi bayağı bir boostlayacağız. Bayağı bir yükselteceğiz. O da çok güzel olacak. Şimdi sizlerle birlikte o zaman karşı atak maçı yapalım. Herkes yorumlara yazıyor. Biraz da karşı atakta maç yap. Biraz da onların oynayışını görelim. Çünkü videolarda ya etkinlik oynuyorum ya da snipe yapıyorum. Hani oyuncuları aldıktan sonra, paketleri açtıktan sonra falan. Bu sefer de hem karşı atak oynayacağım. Belki snipe de deneriz. Çünkü geçen videoda efsane bir oyuncu yakaladık. Ve çok güzel oldu. Daniel Vese top gelmesini istiyorum. Zaten 89 gen bir rakip. Kesinlikle yenebileceğimi düşünüyorum. Bakalım yenebileceğim mi ya? Daniel Vese bir top gelsin o zaman, bir bakalım. Evet, Rainbow yapıyor gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde. Bu arada artık neredeyse bütün oyuncular yapıyor. Daniel Vest'le bir gol atmayı deneyeceğim. Gol atmayı denemesem de bunun zaten amacı orta açmak. Hani bir sağ bekin en büyük özelliği orta açmaktır. Yani en büyük özelliği değilse de her neyse yani, umarım anlamışsınızdır. Hani gol atmaktan daha büyük bir özellik. Orta açması da bayağı bir yüksek olduğu için onunla bir orta açmayı da deneyebiliriz.
test etmek amaçlı. Güzel de bir gol attı bu arada Daniel Vest. Yani beklediğimden güzel mi bilmiyorum ama özelliklerine baktığımda zaten beklentimi bayağı bir yükseltmişti. Biraz önce özelliğini görünceki şaşkınlığımın farkındasınızdır herhalde. Artık Cavani'ye top gelsin. Evet, Cavani de artık Rainbow yapıyor gördüğünüz gibi. Muazzam ya. Abi Cavani'nin Rainbow yapması, artık uzaktan şutları falan da gördüğünüz gibi biraz daha gelişmiş gibi. Bakalım gelişmiş mi? Şöyle bunu da atarsan hadi gelişti deriz. Evet, gelişmiş. Hadi gidelim. Gelişmiş. Cavani bir tane daha at bakalım uzaktan. Ceza sahası dışından en azından. Evet. 3'te 3 yaptı Cavani ki bence güzel abi. Gerson. Arkadaşlar çok rahat oynuyorum ben buralarda zaten. 92 yan rakip de gelsin. Zaten bu taraftarlarda hani kaybetmiyorum diye bilirim. Hani hiç kaybetmiyorum. Zaten günde 1-2 kere falan oynuyorum. Hani kaybetme şansım düşük. Ama kaybetmiyorum yani, öyle diyebiliriz. Bir tek Ronaldo yapmıyor. Artık Ronaldo'nun da yapmasını istiyorum ama işte bir tane takım kahramanı oyuncusu almam lazım. 90 gen takım falan oldu aslında ama işte takım kahramanı oyuncusu lazım. O yüzden de birazcık beklemedeyiz. Koulibaly, hayır. Abi vur şuna Ronaldo. Aferin be. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 8-5 oldu. Şimdi hemen snipe taktiğimizi arayalım arka planda. Sonra bir tane daha karşı atak maçına gireriz. Bakalım. Son karşı atak maçımıza da gireceğiz. Haydi bakalım arkadaşlar. Bu arada dünkü videoya gelen destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Hepinize sağ olun diyorum. Evet, şimdi buraya gelelim. Pazara gelelim. Pazardan. Bu arada 3.790.000'e bir tane Dani Alves kaçmış. Oha. Ne kadar ucuza. Neyse şimdi ne yapıyorduk? Sıfırla diyelim. 79 gen. Sonra pozisyon. Hepsini aç. Buraya da 60.000 yazıyorduk herhalde. 65.000 yazayım ben. Çıkanları da kapatacağım. Bakalım abi. Çıkanları kapatalım. Bu arada yeni izliyorsanız da videoyu taktiği de almış olun benden. Sol orta sahayı ve santraforu kapatacağız galiba. Santraforu kapatmaya gerek var mı? Hemen görelim bakalım. Yani Batshuayi'de birazcık çok fazla var. O yüzden kapatalım abi. O zaten kâr ettirmez. Buraya da 55.000 yazalım o zaman. 55.000. Ve arayalım. Evet arkadaşlar. MOO'yu da kapatmak istiyorum. Çünkü o Feghouli de çok fazla kâr yaptırmıyor. Çok fazla çıkıyor çünkü. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Ne zaman yenileneceğini bilmiyorum. O yüzden nasıl anlarız bunu? Arkadaşlar taktiğini görmüş olun. Maçtan sonra denk gelirse, hala bu oyuncular gözükürse yani, demektir ki birazdan yenilenecek. Çünkü 5 dakikada bir yenileniyor biliyorsunuz. Ve hani 1.5 dakikasını zaten almış oluruz. O zamana kadar da sabredebiliriz. Ancak yenilenmiş olursa da snipe denemeyiz arkadaşlar. Haydi bakalım. Şu anda %100 doldu. Bir karşı atak maçına daha giriyoruz. Bunu da kaybetmeyiz diye düşünüyorum. Zaten artık takım 92 gen ve çok rahat bir şekilde kazanacağımı düşünüyorum. Evet, 91 gen ve üçlü defans en sevdiğim abi. Hem benden düşük bir gen hem de üçlü defans. Yani easy diyebiliriz. Üçlü defans kullanmanızı önermiyorum bu arada. Herkese söyleyeyim. Ama kadronuz öyle uygunsa artık yapacak bir şey yok. Öyle yaptıysanız kadronuzu, artık bunun bir dönüşü yok arkadaşlar. Çünkü ben de zamanında kullanıyordum. Ve hani çarem yoktu. En yüksek öyle olunca öyle kullanması geliyor insanın. Evet Ronaldo abi. Ronaldo'nun rainbow yapmaması işte böyle yerlerde birazcık sıkıntı oluyor. Ama yine de geçtim. Ve golümü de attım. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Haydi bakalım Ronaldo tekrardan. Ronaldo güzel bir şut çek bari ya. Rainbow yapmıyorsun bari. Güzel şut çek derken Cavani de kötü vurdu. Ve 2-1 yeniliyorum. O kadar övdüm kendimi. Ve kaybedersem çok saçma olur ama kaybedilebilir tabii ki arkadaşlar. Yani her şey olabilir. Gerson güzel vurdun. Aferin be. Gerson eyvallah. Kazanmamı sağladın diyebiliriz şimdiden. Çünkü Ronaldo buradan kaçırmaz. Şampiyonlar Ligi'ndeki oynayışı da harikaydı arkadaşlar. Bu arada Edinson Cavani. Güzel abi. Kaleci ters köşeye yattı. 4-3 oldu ya abi. Ya ne güzel rahat oynamak varken böyle sıkıntılara düşüyoruz işte. Güzel, aferin be Cavani. Bir de ani hata top kaybıyla sonuçlandığı için arkadaşlar çok daha rahat oldu bizim için. Ve arkadaşlar artık ani hata da olmayacağı için çok rahat bir galibiyet alabiliriz derken Isco gol attı. Güzel, 6-4. Gerson. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 6-4 bitti ya da en kötü ihtimal 6-5 biter zaten. Haydi bakalım. Tekrardan bir bitsin maç ve pazara bakacağım bakalım zamanı geçmiş mi. Ve bayağı da taraftarım yükseldi. Neredeyse dünya klasmanı yok, efsane klasmana çıkacağız. Neredeyse az kaldı. Pazara girelim. Ve yenilenmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bas kaçmış. Oha! Oha! Yok artık. Kaç tane elit kaçmış? Bu arada 2 tane 3 tane ayrı pazar var arkadaşlar. Şu anda taktik çok işlevli. Kullanabilirsiniz. Düzenli kısmından MOO. Sol orta saha ve santraforu kapatın. Maksimum teklif 55.000 ve minimum teklifte minimum gende 79 yapıp aratın. Ve böyle insanlar karşınıza çıkabiliyor yani. Ve yakalayabildiğiniz de olabilir. Ben dün elit yakalamıştım. Burada videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın. Ve hala kanala abone değilseniz de şuradan kanala abone olabilirsiniz. Şuradaki videodan herhangi birisine tıklayarak daha çok harika videolardan birisine girebilirsiniz. Evet arkadaşlar hadi bakalım gidin o videolara. Hoşçakalın, sizleri seviyorum.
Like'ları unutmuyoruz değil mi? Evet. Ve bye bye.